Yeni yılla birlikte elektrik ve doğalgaza zam geldi. İyi Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gelen zamlara tepki gösterdi. Akşener, 20 Aralık akşamı faizi indiriyorum deyip aslında faizi arttırarak küçük yatırımcıyı çarpmıştı. 31 Aralık gecesi de elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprülere, vergilerden harçlara, iğneden ipliğe kadar yaptığı zamlarla asgari ücretlinin aldığı %50 zammı da çarptı. Bununla da kalmadı, zammı gece yarısından sonra geçerli ilan ederek zamları enflasyondan kaçırıp milyonlarca memur ve emeklimizin yeni yıl zammını da çarpmış oldu dedi. Akşener'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle. Diliyorum dilemesine ama maalesef yeni yıla zam kabusuyla girdik. Biliyorsunuz AK Parti iktidarı 20 Aralık akşamı faiz indiriyorum deyip aslında faiz arttırarak küçük yatırımcıyı çarpmıştı. 31 Aralık gecesi de elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprülere, vergilerden harçlara, iğneden ipliğe kadar yaptığı zamlarla asgari ücretlinin aldığı %50 zammı da çarptı. Bununla da kalmadı. Zammı gece yarısından sonra geçerli ilan ederek zamları enflasyondan kaçırıp milyonlarca memur ve emeklimizin yeni yıl zammını da çarpmış oldu. Ez cümle, Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının dolandırıcıları bile kıskandıran yönetim anlayışı sağ olsun. Yeni yılın daha ilk saatlerinde rekor seviyede zamlarla girdik. Doğalgaza, konutta %25, sanayide %50 zam geldi. Benzine 68 kuruş zam yapıldı. Sadece Aralık ayında LPG fiyatları %80 arttı. Elektriğe %52 ila %130 oranında zam geldi. Köprü geçişlerinde çift yönlü tarifeye geçildi. Değerli dava arkadaşlarım, artık takke düştü, kel göründü. Vicdansızca yapılan bu rekor zamlar iktidarın beceriksizliğinin bir vesikasıdır. Bu iktidarın bu saatten sonra Türkiye'ye vereceği tek şey daha çok yoksulluk ve daha çok acıdır. Bu kadar basit. Sayın Erdoğan, biz üzerimize düşeni yaptık. Bu kürsüden seni defalarca uyardık. Yanında iş bilen 3-5 kişi vardı. Onların da görevine son verdin. Ekonominin E'sinden anlamayan insanları göreve getirdin. Damat kadar başınıza taş düşsün derken damadının manevi halefi Nurettin Nebati gibi bir liyakat abidesini ekonominin üstüne meteor gibi düşürdün.